Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben İknur Andrea Can. Fakat ben artık o eski ben değilim. İki haftalık bir karın antrenmanı var. Onu yapacağım ve aynı zamanda yediklerinize de dikkat etmeniz gerekiyor ki zaten özellikle karın kası yapmak istiyorsanız emin olun yedikleriniz yaptığınız antrenmandan daha da önemli. En azından bunun bilincinde olduğum için belki yaptığım antrenman boşa gitmesin diye yediklerime de dikkat edeceğim diye düşünüyorum. Yani en kötü sırf video çekiyorum diye bile dikkat edebilirim. Bakalım başarabilecek miyim, çok merak ediyorum. Umarım... Bilmiyorum. İsterseniz artık gerçeklerle yüzleşelim. Önceki halimi size göstereyim ve ölçüleri alalım. Sonrasında da ölçüleri alarak karşılaştıralım. Umarım ben başarabilirim ve bu başarı da artık bir değişim isteyen kişiler için de motivasyon olur. Beni tanıyanlar biraz şok olabilir bu arada. Gerçekten şok olabilir şu anda. Önceki halimi gösteriyorum. Oh, kalkamıyorum. Kalkamıyorum bile, o kadar kilo aldım ki. Neyse. Umarım işe yarar. Gerçekten kendimi böyle görmeye asla ama asla alışık değilim. Anlayacağım galiba. Bence bunu başarabiliriz demek istiyorum. Bence bunu... Evet. Evet ya. Bunu başarmak zorundayız zaten. Başarmak zorundayız. Yani başarmak zorundayız. Evet. Zor olmasını beklemiyordum. İlk defa denedim. Çok zor, çok etkili. Son günde bu kadar zorlanacak mıyım bilmiyorum. Gündeyiz. Uf, bugün çok fazla video var. 4 tane video yapmamız gerekiyor. Gerçekten hiç bilmiyorum. Dünkü programdan dolayı şu an karın kaslarım feci acıyor. En son kollarım acıyordu. Fakat karın kasının acısı sonradan geldi, öyle söyleyeyim. Yani bu acıyla dünün iki katı sporu nasıl yapacağız onu da bilmiyorum. Bakalım, neyse hemen başlayalım, hemen bitsin. Push up.
şekilde olmuyor bu hareket. Ya bu kadın nasıl kendini kaldırıyor kollarla? Sinir olduğum şey şu, kadının mimiği bile oynamıyor. Şu halime bakın ya. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Birkaç kez kusacak gibi hissettim çünkü. Yine bu kadar. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead,
Always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. How could
Gerçekten yapamıyorum. Benim de pilim azalıyor. Benim bittim hatta. Thank you.
kıyafetimi giyip geleceğim. Evet, üzerimi değiştirip geldim. Şimdi ölçelim. 3, 2, 1. Şaka değil, gerçek. ...72 santim. Hiçbir yerden sıkmadığımı göstereyim. 72! Bir dakika, doğru mu bu? Sıkıyorum bir yerden. Şaka mı? Bakın. 79. 79. 86'dan 79'a 7 santim. Şimdi kalçayı ölçelim. Bence kalçam küçüldü. İyi bir şey değil tabii ki. Bu arada sadece Clothing Challenge sayesinde bu sonucu almadım. Yaptığım birkaç bir şey daha var. Bu süreçte ayrıca beslenme düzenini değiştirip bir şeyler yapıp 7 kilo verdim. Bununla ilgili de eğer merak ederseniz nasıl yaptığımı, ettiğimi, onunla da ilgili bir video çekerim. Şöyle oldu. Bu challenge kilo vermeme yardımcı oldu. Kilo vermek de bu sonucu elde etmeme yardımcı oldu. O yüzden aslında ikisi birlikte gitti. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben bu programı yapmaya başladığımdan beri her gün ne yediğimi de size çektim. Hem de yapılışlarıyla birlikte çektim, kaydettim. Onlar da elimde mevcut. Onları da ayrı bir video olarak yükleyeyim dedim. Zaten bu kendi başına biraz uzun bir video olacak muhtemelen. Ne diyebilirim ki, çok mutluyum. Sadece şunu bilin ki bu video baştan sona şeffaftı. Ve zaten bu program gerçekten baştan sona yapıldığı için ben bu sonucun elde edildiğini düşünüyorum. Şunu da belirtmek istiyorum ki ben bu programa başladıktan sonra yabancı kanallar olsun, Türk kanalları, yani bu challenge'ı yapan kişilerin videolarını izlediğimde, özellikle de maalesef Türklerin yüklediği videolarda gördüm ki sadece 2-3 günü çekerek, before after'da da karnını içine çekerek bir değişim göstermeye çalışmışlar. Bu gerçekten çok komik değil. Yani bence komik değil. Şunu bile gördüm arkadaşlar. Mezurayı daha da sıkarak gösterdi ya da mezurayı dolayıp kameraya gösterdiği kısımda kısaltarak gösterdiğini ve o kadar garip şeyler gördüm ki aslında bu videolar beni motive etti. Bu videolar benim bu videoyu çok şeffaf bir şekilde yüklemem gerektiğini bana hatırlattı. Bu video bu kadardı. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıya mutlaka bırakın. Özellikle de bu videodan sonra bu challenge'a başlamayı düşünen varsa gerçekten bu beni çok mutlu eder. Hepinize öpüyorum. Hoşçakalın.